بسم الله الرحمن الرحيم، وأصعب شيء يتحدث الإنسان عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. En zor şey insanın kendinden bahsetmesi. Ama adım Muhammed Jakip. Faslıyım. Şuayb bin Tufeil Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırmacı profesörüm. Edebiyat ve dil alanında doktoram var. Kendi ihtisas alanımı bırakıp Fas ve dünyada ıslahçı akımlar konusunda profesörlük yapıyorum. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda sempozyumlara katıldım. Türkiye ile ilk tanışmam Risale-i Nurlar'la oldu ve o sebeple düzenlenmiş bir sempozyumla başladı. Bu tanışmadan sonra Fethullah Gülen hareketini incelemeye başladım. Uzun yıllar olmasına rağmen istediğim seviyeye ulaştığımı söyleyemem. Araştırmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Yazdıklarım ve teliflerim genelde değişik alanlarda yapılmış ortak çalışmalardan oluşmaktadır. Özellikle medeniyet ve fikir alanında. Bunlara ek olarak diller üzerine çalışmalarım da oldu. Bazı çalışmalarımız yayın için hazır ama vakit bulup da yayınlayamadım. Ümit ediyorum çok yakın zamanda birkaç çalışmayı yayınlama fırsatım olacak. Türkiye'de de yayınlanacak inşallah. Ama şimdilik fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olması için. Ama en azından iki çalışmam çok yakında yayınlanmış olacak. Üniversitede derslere giriyorum. Yaklaşık 17 yıl oldu. Çok farklı dallarda hocalık yaptım. Başta da dediğim gibi son olarak Fas ve dünyada ıslahatçı akımlar geliyor. Bundan önce ilim müfredatları dersi hocalığı yapıyordum. İslam medeniyetleri tarihi derslerine girdim bir ara. İlk başlarda da gene dil ve dil ilmi üzerine derslerim oldu. Ama en sonunda İslami fikir derslerim var. Globalleşen dünyada Müslümanların durumunun çok iyi olduğunu %100 söyleyemeyiz. Aynı zamanda çok kötü olduğunu da gene %100 söyleyemeyiz. Bu ikisinin arasında bir yerde. Bu arada birçok akımlar var. Bunlardan bir kısmı İslam'ın güzel yüzünü tüm dünyaya ulaştırma gayretinde. Bu ilerleme ve gelişmede esas alınan tek unsur İslam dini. Ama bir kısım akımlar da var ki maalesef İslam'ın güzel çehresini karalamakta. Kasıtlı veya kasıtsız. Ama globalleşen dünyada İslam aleminin katkısı çok büyük ve daha büyük görevler yüklenecek. Globalleşen dünya İslam alemi olmadan dengeli bir şekilde ilerleyemez. Benim gördüğüm İslam alemi global dünyanın denge unsuru. Ama bunun için tek şart, Müslümanın gününü ve rolünü benimsemiş ve idrak etmiş olması. Bugün itibariyle İslam toplumları çeşitli dış etkenlerden kendi değerlerini kaybetmiş durumda. Sanayideki gelişmeler, teknolojik ilerleme gibi etkenlerin bu kaybetmeye büyük etkisi var. Ama ne zaman rücu edersek o temel değerlerimiz aynı yerinde durmakta. Bize düşen bunu anlamak. Aleme sunacak bir şeyimizin olduğuna inanmalıyız. Biz hiç bilinmeyen, boş bir toplum değiliz. Hiçbir şeye sahip olmadığımız söylenemez. Tam tersi, sahip olduğumuz çok değerimiz var. Belki mal, mülk ve silah gücümüz çok yok. Ama ondan daha önemli bir şeye sahibiz. İnsani değerlere ve en önemlisi bir ahlaka sahibiz. İşte bütün bu ahlaki değerleri ki bunlar tüm insanlığın ortak değerleridir, tam manasıyla global dünyaya sunabilirsek, bugün olduğumuz yerden daha iyi bir yerde oluruz. Ben bu dediklerime akidevi seviyede inanıyorum ve bence her Müslümanın da buna inanması lazım. Her Müslüman tek başına İslam'ın aynası olmalı. Ama bu değerleri aleme takdim ederken üslup çok önemli. Değer diyeceksiniz ve zorlama ve kaba kuvvetle sunacaksınız. Olmaz. Sunmanın yolları konuşmaktan ve anlaşmaktan geçer. Bir de bizim bu değerleri çok iyi bilmemiz ve kavramış olmamız gerekir.
Allah'a şükür, bugün bu konuda çok mesafeler kat edildi. Yani başlamamız gerekiyor demiyorum çünkü başlayanlar var. Bize düşen o başlayanlara bakıp nasıl başladıklarını öğrenmemiz ki biz de geri kalmayıp başlayabilelim. Gerçekten iki dönem, yani 20 seneye kadar Türkiye, Türk halkı, Arap milleti için tipikti. Hatta bir zamanlara kadar iki millet arasında bir düşmanlık varmış gibi lanse edildi veya öyle zannettik. Bu lansenin uzantıları olarak bizlere Türk milletinin içine kapalı bir millet olduğu ve Türkiye'de korkunç şeyler olduğu okutuldu. Ben kendim ilk olarak 10 sene önceydi, ilk Türkiye'ye gelişim. Çok farklı, başka bir dünya buldum. O tipik Türkiye tanımı artık değişmeye başladı. Bir de benim tanışmam Allah'a şükür akademik oldu. Şunu gördüm, Türkiye'nin dünyaya sunacağı çok şey var. En önemlisi de Arap alemine. Türkiye Arap alemine açılmalı. Bu her seviyede olmalı. Kültürel olsun, eğitim olsun, ekonomik olsun. Artık bu iki dünyanın birbirine yaklaşması ve birbirini tanıması lazım. Bence Türkiye'nin derin stratejisi Arap dünyası, yoksa Avrupa falan değil. Kanaatim o ki, Arap alemi Türkiye için çok önemli. Tabii aynı şekilde Türkiye Arap alemi için de çok önemli. Bazen ülkelerin izlediği siyaset bu yaklaşmaya engel teşkil edebilir. Ama biz akademisyenlerin bu engele takılıp kalmaması lazım ve birbirimize yaklaşmamız gerekir. Bugün elhamdülillah iki millet arasındaki kültürel ve akademik ilişkiler büyük mesafe aldı. Ben bu konuyu dergi, gazete ve kitaplarında yazan hocalar, yazarlar ve akademisyenleri çok yakından takip ediyorum. Artık pozitif bir yaklaşım var Arap akademisyenlerin Türkiye'ye ve Türk insanına bakışında. Ve Allah'a şükür, buna karşılık da Türkiye olması gereken şekliyle karşılık veriyor. Türkiye insanının bu güzelliği koruması lazım ki, başladığımız bu işi sonuna kadar götürelim. Hiç şüphe yok ki, gelecek çok güzel. Ve bizler hep beraber çok şeyler başaracağız. Gerçekte benim Türkiye insanıyla tanışmamı Risale-i Nurlara borçluyum. Ben Türkiye'ye gelmeden ve Türkiye'yi tanımadan önce Risale-i Nurlarla tanıştım. Fas'ta tanıştığım öğrenciler ve değerli hocalar sayesinde Risalelerle tanıştım. Risaleler sayesinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi tanıdım. Said Nursi ile Türkiye'nin belirli dönemlerde geçirdiği süreci takip etme imkanı buldum. İşte burada başladı benim ilişkilerim. Artık Türkiye'yi ve Türkiye insanını tanıdım. Ülkede neler olup bitiyor takip etmeye başladım. Ve şunu idrak ettim ki yakın zamanlarda olan değişiklikler öyle birden olan şeyler değil. Bir altyapısı var. Türkiye ile tanışmamın en güzel kısmı Fethullah Gülen hareketini tanımam oldu. Üstad Said Nursi'nin ayrı bir makamı var bende. Ama Fethullah Gülen ile tanışınca onu daha iyi anladım ve bir derinlik kazandı bende. Biz Arap akademisyenler olarak Fethullah Gülen'de kaybettiğimizi bulduk. Başarılı bir örnekti bu kaybettiğimiz. Bizim Arap alemi olarak problemimiz başarılı bir örneğimizin olmaması. Çok azdır bu örnekler. Bazı denemeler var tabii. Biz Fas olarak Arap aleminde en demokratik ve insan hürriyetine en saygılı ülkeyizdir.
Bütün buna rağmen bir örnek arıyorduk toplumu ıslah eden. Her zamanki hizmetle tanıştık. Hoca Efendi'yi tanıdık. Müesseseleri ziyaret ettik. Dedik ki, işte aradığımız örnek bu. Bu sadece benim lafım değil. Bu konuda yazılan bir sürü eserin ve köşe yazarının ortak görüşü. Yani hizmeti tanıyan ve Türkiye hakkında bir şeyler yazan herkes, işte örnek bu diye yazıyorlar. Bu çok önemli bir nokta ve ben bunu katıldığım tüm konferans ve sempozyumlarda alenen söylüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bizim bu tecrübeye ihtiyacımız var. Gerçekten üstünde durulması, araştırılması, incelenmesi ve eğitimin yapılması gereken bir tecrübe. Arap alemi bunu idrak ederse aynı başarıyı onlar da yakalayacaklar. تفتح عليها العالم العربي سينجح. مرحبا. Hello. Bonjour. Salutations. Hola. La madre. Konnichiwa. Die Farben. Pardonnez-moi. Thank you. Fethullah Gülen Hoca daha başka konularda da dikkatimizi çekiyor. Ele aldığı her konuda ve o kadar çok konu var ki. Ama en önemlisi eğitim. Gördüğüm kadarıyla eğitim konusunu ele alırken ilk önce hastalığı teşhis etmiş. Ve bu illete hangi ilaç iyi geliri belirlemiş. Ve oradan işin başından işe başlamış. Eğitim olmazsa, bir eğitim felsefen yoksa, müesseselerden bahsetmiyorum, yani müesseseden önce bir eğitim felsefeniz yoksa, yani nasıl ve niçin yetiştireceksin? Bu nesilden ve eğitiminden ne bekleyeceksin? Ama gördüğüm kadarıyla Hoca Efendi, örnek bir nesil yetiştirmenin peşinde. Ve bu neslin aldığı insani değerlerin en iyi temsilcisi olmasını yeğliyor. İşte örnek bu dedirtecek bir nesil. Kendiyle barışık, kültürüyle barışık, kimlik problemi yok. Aynı zamanda dışındakilere de bu güzellikleri aktarabilen bir nesil. Negatiflikten uzak, tatlı dilli ve güzelliğiyle kalpleri fetheden bir nesil. Evet, işte örnek bu. Fethullah Gülen'de bu felsefe vardı ve işin en güzel tarafı bu güzellik kitaplara yazılıp bir mürekkep yığını olarak kalmadı. Onu hayata birebir uyguladı. İşte o, bu yönüyle çok önemli bir şahsiyet. Çok fikir adamı var ve eğitimin önemi ve ehemmiyeti, toplumdaki rolü, medeniyetin temeli olduğu hakkında neler yazdılar, neler çizdiler ve neler söylediler. Ama bütün bunlar yazdıkları sayfalar arasında kaldı gitti. Ama Hoca Efendi bütün fikrini gerçek hayata intikal ettirmiş. Amel, ahlak ve yaşam tarzı olmuş. İşte budur onun ayrıcalığı. Evet, bu tecrübe müthiş bir tecrübe. Dileğim bütün dünyada daha çok müesseseyi gezmek. Birçok diyalog merkezini ve Müslüman ve Hristiyan çocukların yan yana eğitim aldıkları okulları gezme imkanım oldu. Hizmet tecrübesi çok dikkatle tesis edilmiş. Bence incelenmeli, araştırılmalı ve ben de Allah'tan bana bu araştırma ve incelemeyi nasip etmesini diliyorum. Bir fırsatım olsa kesinlikle görüşmeyi isterdim. Hoca Efendi'yi görmek ve ellerini öpmek. Önünde oturmak. Tabii bilemiyorum, acaba gözümü kaldırıp bakmaya cesaret edebilir miyim? Sadece kalbimle onunla diyaloğa geçsem. Bu isteyebileceğim, temenni edebileceğim bir şey. Bu emelle yaşıyorum. Allah'tan dileğim, vereceğim.
Ondan hiçbir şey istemem. Sadece bana bu hizmetin bir neferi olmam için dua etmesini isterim. Bu insanlık projesine benim de bir katkım olması için. Türk halkına, Faslılar adına bir şeyler söylemek istiyorum. Biz Türkiye insanını seviyoruz. Arap insanının kalbinde Türkiye'nin ayrı bir yeri var. Ama özellikle Fas insanının kalbinde daha özel. Allah'tan dileğim, hep Türkiye'den bizlere güzel haberler gelsin. Bu milletin elinde hizmet gibi altından bir fırsat var ve biz onu altın bir fırsat olarak görüyoruz. Ve bir daha böyle bir tecrübe nasip olmaz diyoruz. Türk halkından onu muhafaza etmesini ve korumasını diliyoruz. Bizim dil gibi bir engelimiz var o insanı anlamada. Ama sizler Türkçe konuşuyorsunuz ve o Türkçe yazıyor. Yani böyle bir engeliniz yok. Onu daha rahat okuyabilir, anlayabilir ve araştırabilirsiniz. Bizler Arap dünyası olarak sadece bize tercüme edilenle bu kadar bir define bulduysak, ki tercüme edilmeyen daha bir yığın eser var, bu ne demektir? Bir hazine var demektir. Ben bunun geri kalanını da tercüme edin, hadi demek için söylemiyorum. Sadece tercüme edilenin bile bir hazine olduğunu söylüyorum. Çünkü Arap alemi olarak sadece tercüme edileni anlayabilsek, bize yıllarca yeter. Teşekkür ederim. Ma seyati yati ve kad nadajat ru'yetuna lil ustad inşallah teala ve şükran.